Amerikan rüyası. Evet, Amerikan rüyası rüyadır. Rüyadır. Neden rüyadır? Rüyadır. Evet, rüyadır. Bak, en iyisi Almanya bunların. Slamlarda oturuyorlar. Viyana berbat. Avusturya'nın ilk Marksist hükümeti boyuna ev yapıyordu. Ondan iş halledilir mi? Ama Viyana doludur o tip. En güzeli de Karl Marx binalarıdır adı. Çok da mimari bir şaheserdir. İşte 40 metrekarelik daireler orada. Yani bunlar slamda yaşarlar. Mietskazerma denir Viyana'da. Kira kışlası. Macaristan öyledir. İngiltere öyledir. Ve bu harpten sonra da devam etti. Amerika'da insanların belirli bölgeler hariç, mültecilerin, göçmenlerin ilk geldiği bölgeler hariç, New York'ta falan, Pensilvanya'da, bu tip oturaklar çok yoktur. Yani Amerika insanlara ev veriyor. Amerika insanlara araba veriyor. Arabanın tamamen lordlara mahsus bir hadise olduğu yerde. Amerikan çiftçisinin kamyoneti var. Evet. Yani Almanya'da bile Berlin'de dükkancının at arabasıyla mal taşıttı bir yer bu. Yani orada cenaze arabası taşınıyor at arabasıyla, cenaze sandukası falan. Yani çıkmamış hayattan. Ve insanların bütün sosyal devrimlere göre her yerde Almanya'daki kadar sağlam değil. Fakirlik var. Hele Akdeniz berbat. Onun için Amerika bir rüyadır. Yani gelen alt sınıflar orada işte ev olacak, bir araba alacak. Hele 50'li yıllarda bu tamamen böyleydi. İnanılmayacak derecede kalifiye Alman göç etti. Yani Almanların 19. asırda bir göçü var ama bu 20. asırda da oldu. Yani oldu. Göç ettiler. Çok açıktır. Hocam peki son artık kapatmak üzereyiz ama şeyi sorayım. Amerika'nın bugünkü halini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bugünkü hali artık sosyal gelişim bakımından geride. Bunu çözmesi lazım. Ne demek hocam geride? Kime göre geride mesela? İşte çok kötü yani şey Lawrence eğrisi diyorsun ya ona oradan çıkıyor hesap. %25'i subsistence level'ın altında bir kere nüfusun. Öyle şey olur mu? Sonra bu lafı ben demiyorum bunu muhafazakarlar söylüyor. Just a shameful figure for an industrial country diye illiteracy rate. Yani okuma yazma oranı. Cehalet oranı çok yüksek. Yani böyle kıtada da var çökmeler falan ama bunlar hiç çıkmamış zaten orayı. Doğru. Kıta öğretmiş çökmüş bu medyanın yüzünden falan aletlerin yüzünden orada hiç çıkmamış. Dilini bilmeyenler var. Yani İspanyolca bir sürü yerde rakipsiz olarak kullanılıyor. Neden? Cehaletten, okulsuzluk yani falan. Sosyal eşitsizliğin olduğu yerde tabii çok büyük de bir ayrım çıkıyor ister istemez. Bu hapishaneye kadar aksediyor yani şakası yok. Çok kötü. Yani katiyen Amerikan hapishanesine düşmeyin. Öyle. Gidenlere falan söylemek lazım. Çoluğunuzu, çocuğunuzu değil koruyun mi? Diye. Yani öyle. Çok kötü. Yani bazı şeyler, mesela New York nüfusunun çok yüksek orandaki bir kısmı, o Harlem, Marlem dahil ama şey, Latinler de var. Oradan çıkamamak üzere mahkum o şehri. Yani çıkıp gidecek parası yok. Doğru. Çok kötü. 90'lı yıllarda şey vardı bu... Adam adını unuttum şimdi karikatürist hocam şeyde bir penthouse'dan gösteriyor böyle Harlem'i kadın. Ne büyük bir sorun burası diyor. Yanındaki adam da diyor ki yanılıyorsun o bir çözüm. Yani getto aslında bir şekilde hani gettolaşma üstüne kurulu bir şey. Gerçi şu aralar biraz gentrifiye oldu Harlem ama. Hayır Harlem oluyor çünkü Harlem'in eski mahalleleri vardı 19. asırdan. 20'nin başlarından böyle bakıyorsun Bizantino-Morik stilde villalar. Yani lüks villalar Chicago'da da vardır o. Evet. Mesela Hyde Park'ta falan. Onlar duruyor. Fakat buna bakıyorsun zenciler oturuyor. Zenciler oturuyor demek
fakir sınıf. Şimdi gidiyorum, yani benim ilk gittiğim zamana 70'lere göre 2000'de falan baktım. Oo, hepsi beyazlaşmış. Yiyor beyazlar. Çünkü dünyanın kapitali geliyor. Arap geliyor, Hong Konglu geliyor, zengin. Memleketin içindeki zorluyor tabii. Ha, Hong Kong, Harlem bitişik. Kolombiya Üniversitesi içindeydi. Tabii. Gidiyor. O demek değildir ki reform ve düzelme var. O bir yere itiliyor sonra. Onlar orada. Ve nereye kadar gidersin? Yani o nüfusu ne kadar götürürsün öyle? Efendim, real estate'çi, emlakçı insanların dalaverası, planlamadaki saptırmalarla planlamacı, yani bu iş bitmez. Bunun temeli başka şeyde yatıyor, onu bilmek lazım. Efendim, eşitlik olur mu? Olmaz. Hiçbir yerde yok ki, Amerika'da olsun. Ama bu kadar kaba bir ayrım, bu kadar kaba bir şey, Lawrence eğrisinin şeysi, şey benim söyleyeyim, şişmişi olmaz. Yani bu böyle endüstriyel bir cemiyet için hala dünya kapitalinin silah milah her şeyin endüstrisi için, organizasyon için önde giden bir memlekette bir utanç malzemesidir. Bunları değiştirmeleri lazım. Yani peki nedir hocam, o orta tahsil durumu ya? Ayıp. Çok acıklı. O çok acıklı. Yani bütün o kötü lise tipi böyle çetelerin kavga ettiği bilmem ne, hepsi Amerikan kaynaklı. Yani model oradan hocam çıkıyor. Hocam peki değiştirecek bir siyasal elit, siyasal sistem, hayır, bu, onu yok, nasıl görüyorsunuz? Amerikan siyasal eliti kampüste oturur, gevezelik yapar, güzel şeyler de söyler ara sıra. Böyle bir parti yoktur. Yani Demokrat Parti böyle bir rol oynamaz. Oynadığını söylüyorlar. Görüyorsunuz artık, çünkü konuşmanıza lüzum yok. Yansıyor günü gününe. Kavgalar başka yerde gidiyor. Yani bu önemli. Mesela parti çok muhafazakar, çok tutucu, çok gerici olur da cumhuriyetçiler gibi. Ama mesela sosyal gelir dağılımını kendisini destekleyen insanların lehine değiştirir, değil mi? Böyle bir şey, peroncu politika güder işteyse. Peronculuk Arjantin'de sökmedi ama burada sökebilir. Sökebilirdi. Gelir. Evet. Hiç öyle bir şey var mı? Renk görüyor musun? Yok. Görmüyorsun, yok. Yani Demokrat Parti. Demokratlar güneyde ilericiliği, hayır değil. Tam tersine onlar da orada. Doğru. Irkçılık, zenci düşmanlığı falan gibi şeyleri besliyorlar. Orada cumhuriyetçiler daha o 1776 ruhunda, anayasa ve hukuk ruhunda adamlar oluyorlar. Değişik böyle yapılanmalar var. Şunu söyleyeyim, bizim bu Türk milleti Amerika'da da orayı etüt etmiyor, çok az. Bir kızcağız vardı, adını unutuyorum, soyadını, Serap'tı galiba adı. Bu American Crash Coping üzerine çalıştı. Bunu biliyor muydun? Yok, sen duymadım hocam onu hiç. Orsakçılık usulü Amerikan ziraatinde, güneyde varmış. Onu çalışmıştı mesela. Böyle şey enteresan. Vallahi çok, yani güneydeki Amerika, işte hocam, Amerika eski çiftlik ve çift kölelik düzeni, köle kullanılan zamandan kalma. Cash cropping değil, öbürünü bizim mesela. Serdar Bey ne çalışmıştı hocam? Serdar Turgut ne çalışmıştı Kolombiya'da? O da ziraat yönetimi çalışmıştı galiba. Bizimki. Kolombiya'daydı onun da doktorası. Hukukçu olarak ama, öyle mi? Vallahi hukuk muydu o? Hukuk tarihi mi? Siyaset bilim, iktisat tarihi galiba ya. Ziraat Serdar tarihi gibi bir şey iktisat yoktu. Bir şey yaptım, onu bir bakayım. Çok az şimdi. Yani Amerika'yı tanımıyorlar, öyle. Böyle enteresan. Ve bir de mesela o kadar tanımıyor ki şu son belediye, siyahi belediye reisi New York'un. Yani adam giden Türk heyetini, Van cemiyetini, Demet Sabancı'nla, işte üyeleri sergi açmışlar, geldi ziyaret etti falan, böyle şeyler yaptı. Bu da onu ağırlamış burada. Ağırlayacak tabii, oteli gayet var normal, kocaman. Gayet normal. Misafirperverliktir bu. Yani şimdi bu Amerika'daki Türkler Türkiye'de misafirperverliğin ne olduğunu bilmiyorlar mı?
Ya herkese yapılmaz tamam ama yani New York'un belediye reisinin İstanbul'da ne anlama geldiğini bilmiyorlar mı? Adamı ağırlamış. Vay bilmem ne diye listede o karanlık niyetli işte. Hödük takımların arasına katılıyorlar. Ben utandım şahsen. Eyvallah yani, hocam o bu başka Amerikan yani. Türk'ü tanımıyor bu Türkiye'yi. Yani. Bu çok acayip bir şey. Bizim enteresan bir hocam, şey yani. Var böyle bir şey. Bizim kavim buradan çıkar çıkmaz niyeyse burayı unutmayı tercih ediyor garip bir şekilde. Öyle bir evet öyle yani ne alakası var? Evet birisi demiş ya. Ben şimdi bu verdiğim vergiyle yani zenci mi yatacak hastanede elinin körü. Ay, sen gitmişsin ya. Burada hödük yani gitmişsin. Senden daha uzun zaman zenci orada zorla götürülmüş. Ve 250 yıldır o ülkeyi besliyor. Laf mı yani?